var. Hayır, fan olduğum bir tek Tupiam yok ama fan kulübüne resmen üye oldum. Tek grup Tupiam. Kaç kilosun? Mesela ne yapacağım? Mesela bu saçma bir soru. Ama söyleyeyim, 75 kiloyum. Daha dün çarpıldım. Daha dün tartıldım, 75 kiloyum. Kore'den geldiğimde 65 kiloydum arkadaşlar. Geldiğimden beri 10 kilo oldum. Bunlar ne diyor, tamam? Hiç hoş değil. Hiç hoş değil ama gitmeden önce de 75 kiloydum zaten. Ve artık almıyorum galiba. Bir yerden sonra böyle tıkanıyorum çünkü. Ama karar diyeyim böyle 1-2 hafta sonra falan ciddi bir sağlıklı, yani diyet demeyeyim de baba diyet olacak çünkü bir sürü sevdiğim şeyden kısmak zorunda kalacağım ama sağlıklı beslenmeye karar verdim. Şekeri, tuzu azaltmak, kafeini azaltmak, daha çok yeşillik yemek, ne bileyim mayonez, ketçap falan o tarz şeyler yememek gibi şeyler planlıyorum. Bakalım. Senem abla, Kore'ye gitmek için nasıl bir dua ettin ya da annene babana ne söyledin? Tamam, bunun hani biraz geyik bir soru olduğunu farkındayım ama ciddi cevap vereceğim buna. Birincisi, ben çoğunluğun olduğu gibi ay şu olsun diye oturup sadece dua eden bir insan değilim. Ben bir şeyin olması için çabalayan bir insanım. Bu bir. İkincisi, anneme babama bir şey söyleyecek yaşı çoktan geçtim arkadaşlar ben. Tabii ki şey diyorum, ben yani böyle böyle bir planım var, haberiniz olsun. Yani ama ben artık annesinden babasından izin alacak yaşı çoktan geçtim. Ama ailem bana bu gidişimde destek olduğu için otomatikman böyle böyle yapabilir miyiz acaba diye sordum tabii ki. Çünkü sonuçta onları etkileyecek bir durumdu. Ama Kore'ye gitmek için izin almak falan gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar yani. Şu Koreli sevgililiği konusunda ne düşünürsün? Bir şey düşünmem, olursa olur, olmazsa olmaz. Ama yani uzun zamandır erkek arkadaşım yok. Bir sürede olacağını düşünmüyorum. Erkeklere karşıyım falan gibi bir durum yok. Sadece fazla dışarı çıkıp sosyalleşen bir insan değilim. Otomatikman bir şey olma ihtimali de azalıyor insan sürekli kendiyle olunca. Kore'ye gittiğimde çok zorlandım. Ben de yurt dışında yaşıyorum. Maddi olarak zorlandım ama bu benim için bir ders oldu. Çünkü hayatımın çoğu zamanında kendi kendimi geçindirmek zorunda kalmadım. Tabii ki çalıştım, paramı kazandım, kendi paramı idare ettim vesaire. Ama her zaman arkamda istediğim saniyede bana destek olabileceğini bildiğim bir ailem vardı. Kore'de hem bunu yapmak istemedim, yaptım ama yani. Çünkü gerçekten zorunda kaldım. Para istedim, ekstra para istedim. Ama istemek gerçekten zorunda kaldığım raddeye kadar da çaresini bulmaya çalıştım. Hatta çalıştım da. Yani iş olarak çalıştım da. Vizem olmadığı için iş bulmam çok zordu. Ben de günübirlik, sadece bir kere iş yapabildim. Günübirlik bir işte çalıştım. Mesela o beni çok rahatlatmıştı. İyi de bir para almıştım. Bu açıdan zorlandım. Ama zorlandım her anın da tadını çıkardım. O yüzden zorlandım diyemem. CNN Amerika debütü hakkında gerçekten fikirlerini çok merak ediyorum. Senin fikirlerini, ileri görüşünü ve üstüne vermem. Lütfen benim sorularıma yazılan video olmasını kısa cevap verir misin? Öncelikle teşekkür ederim görüşlerine önem verdiğin için ama gerçekten görüşlerine önem verilecek bir insan olmadığımı düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, bence Amerika'da kariyer oturtabilecek gerçekten ama. Yani Amerika'da bir tane şarkı patlattım, çok meşhur oldum diye. Yani mesela say değil. Gerçekten Amerika'da kariyer yapabilecek. Bir Koreli sanatçı varsa o da Ciel'dir. Ya da G-Dragon'dur. Ya Ciel ya G-Dragon'dur. Ya da Rain'dir ama Rain artık geçti. Eskiden Rain'di mesela. Şimdi ise ya G-D'dir ya Ciel'dir. Ben doğru mu buluyorum bunu? Hayır. Bulmuyorum çünkü büyük bir ihtimalle tutmayacak. Çünkü Amerika'nın Asyalılara karşı olan tutumu belli. Yani Asyalı çok meşhur Amerikalı, yani Amerika'da Hollywood'da bile çok nadir Asyalı var. Sanatçı olarak baktığımızda mesela benim Asyalı olarak aklıma bir tek neydi o grubun adı? Sugar Babes diye eskiden bir girl band vardı. Onda çekik bir tane hatun vardı. Ve şu an Sugar Babes yok mesela. Benim aklıma tek çekik o geliyor. Vardır mutlaka. Ama yani öyle gerçekten o böyle o mesela konser verebilecek kıvamda, yani Amerikalılara Amerikan müziğiyle konser verebilecek
verilebileceğini düşünmüyorum ben. Yine K-pop fanlarına hitap edecektir. Ama iyi bir deneme. Yani birilerinin bunu yapması lazım. Yani bunu Sonya işte denedi, Wonder Girls denedi, yani bir sürü insan denedi. Hiçbir tutmadı. Ciel daha çok tutacaktır. Ki daha çok tutacağını da görüyoruz şimdilerden. Çünkü gerçekten çok iyi stratejilerle gidiyor ve gerçekten çok önemli adamlarla beraber vakit geçiriyor ve çalışıyor. Otomatikman diğerlerinden daha başarılı olacaktır. Ama ben gerçekten başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Hazır Ciel demişken Minz hakkında da konuşayım birazcık. Minz'i 21'dan ayrıldığını açıkladı biliyorsunuz. YG'de onayladı. Ve gerçekten çok üzülenler var. Ben de üzüldüm ve beklemiyordum. Gerçekten haberi görünce İlay da attı bana haberi. Ve nasıl yani oldum böyle? Ne alaka? Çünkü gerçekten yani mesela ben 21'dan bir çatlama bekliyordum ama bunun ne bileyim işte doğru veya yanlış olduğunu düşündüğümden değil. Sadece kamuoyunun yarattığı algılardan dolayı ya Bomba ya da Ciel'den bir çatlama bekliyordum ben. Minz'den böyle bir şey gelince ben şok oldum çünkü hiç beklemiyordum. Çünkü çok sessiz sakindi ki bence zaten o yüzden oldu. Bir sürü teori var ortada. İşte 2 yıldır hiçbir şey yapmadı. YG'den şunu istedi yapmadı, bunu istedi yapmadı. Programları çıkmadı. Beklemek zorunda kaldı. İşte hatta suçu Bom'a yükleyenler var. Ciel'e yükleyenler var. Bilmem ne falan filan vesaire vesaire. Arkadaşlar, sebebi ne olursa olsun bu bir iş. Bunu duygusallaştıran sadece biziz. Bu insanlar arkadaşlar mı? Bilemeyiz. Belki gerçekten arkadaşlar, belki rol yapıyorlardı, belki gerçekten aile gibiler, belki sadece birbirlerini seven insanlar. Ama bu bir iş. Ve ben eminim ki K-pop piyasasındaki insanların %99'u işiyle arkadaşlıklarını karıştırmayın insanlar. Unutmayın ki bu insanların hiçbiri, ama hiçbiri birbirleriyle grup olmayı isteyerek, bilerek ve isteyerek bir araya gelmediler. Her zaman başlarındaki bir büyük onları bir araya getirip onları bir grup olarak lanse etti. Otomatikman bu insanlar belki de birbirleriyle hiç anlaşamıyorlar. Yani bunu bir tek 21 için söylemiyorum. Bütün K-pop piyasası için söylüyorum. Belki bu insanlar birbirlerini hiç sevmiyorlar. Belki bu insanlar birbirleriyle sadece profesyonel sınırlar içinde görüşüyorlar. Ha gerçekten arkadaş olanları da vardır. Aralarına çok şanslı olanlar vardır. Gerçekten kimyaları birbirlerine uyuyordur. Şu anda çok iyi arkadaş olup ileride araları bozulabilecek insanlar vardır ki bunun da örneklerini çok gördük K-pop'ta. Yani her şey olabilir. Ama birinin bir gruptan ayrılmasını bu kadar duygusala bağlayıp ay hayatım bitti de ay 21'ı siliyorum da ay Minzy'yi siliyorum da ay ben şimdi ne diyeceğim, dinleyeceğim de eski şarkılarını dinleyemiyorum da falan da filan. Yani bana bunlar saçma geliyor arkadaşlar. Bu dünyadan kimler geldi geçti? Minzy kim ya? Yani bu dünyadan Michael Jackson gibi bir adam geldi geçti. Geldi ve geçti adam yani. Artık yok, dünyada yok, yaşamıyor. Bu dünyadan Beatles geldi geçti. Yani bu dünyadan o kadar çok önemli insan gelip geçti ki müzik piyasasında bir insanın bir gruptan ayrılması. Özellikle de bir yani küçümsemek için söylemiyorum ama bir K-pop grubundan bir üyenin bir başka bir yere gidiyor olması veya gruptan ayrılıyor olması gerçekten çok önemli değil. Yani mesela Amerika'da böyle şeyler olduğunda insanlar üzülüyor. Çünkü bu insanlar bir şirket tarafından bir araya getirilmiş insanlar değil. Bu insanlar kendi aralarında bir araya gelmiş insanlar oluyor genellikle. Otomatikman onlar ayrılınca gerçekten müzik etkileniyor. Gerçekten dostluk etkileniyor. Ama K-pop piyasası öyle değil. K-pop piyasası iş. %1 milyon iş. Tamamen kontrata bağlı bir şey. Otomatikman bunları kafanıza takmayın. Hiçbir grup sonsuza kadar kalmayacak. Kalmayacak. Yani kaç yıldır K-pop var? Yani işte K-pop piyasasında işte 20 yıllık bir süreç diyelim. Bir tane grup var ya, bir tane grup var. Hiç dağılmadan, hiç ara vermeden, hiçbir üyesini kaybetmeden devam edebilmiş. Sadece tek bir grup var, o da Shinhwa. Yani 20 yılda tek bir grup. Kaç tane grup dağıldı, kaç insan öldü, kaç tane grup geldi geçti, kaç tane üye değişti. Şu an üye değiştirip yerine başka üye almış grupları saysanız bitiremezsiniz. Ama aklınıza da gelmez çünkü o kadar alıştık ki.
Yani mesela J Park'ın 2PM'de olduğunu artık kimse hatırlamıyor yani. Çünkü 2PM böyle oturdu, J öyle oturdu. Yani böyle bu kadar çok insan var ki. Bunlar gelip geçer arkadaşlar. Kafanızı takmayın. Devam eder, etmez. Bitmiştir, geçmiştir. Ailen iş videolarına bir şey diyor mu? Yok demiyorlar. Evet, bir şey demiyorlar. Abim bazen şey yapıyor. Abim bazen yorum da atıyor. abim ve bazen annemleri yakalıyorum mesela. Bir yerden böyle bir müzik geliyor. Diyorum ki ben bu şarkıyı bir yerden tanıyorum. Meğersem benim intro müziğim falan çıkıyor böyle. Ulan diyorum aha annem videomu izliyor falan. Bazen şey oluyorum böyle utanıyorum falan. Çünkü çok saçma sapan şeyler yapıyorum. Bazen küfür ediyorum falan ya. Yani. Şimdi annem biliyor benim küfür eden bir insan olduğumu. Babam da biliyor ama yani ne bileyim insan yine de bir garip hissediyor kendini yani. Bir şey demiyorlar bana arasında. Koyulu sevgili bulmayı düşünüyor musun? Bulursan bana da bulur musun? Bir sevgili bulmayı düşünmüyorum. Düşünülecek bir şey değil çünkü bu olan bir şey. İki, Koreli sevgili bulmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü bu da düşünülecek bir şey değil. Sadece olursa olan bir şey. Bulursan sana da bulur muyum? Hayır, özellikle sana bulmam böyle bir durumda. Özür dilerim ama sadece Koreli olduğu için biriyle sevgili olmak istiyorsan çok büyük sorunların var demektir. Türk Korecanlar hakkında ne düşünüyorsun? Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Yaş ortalaması küçük farkındayım ama bu yaşla değil gerçekten düşünmeyi bilmemekle alakalı çok büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum. G-Dragon'u gördüm mü? YG'den kimleri gördüm ve Koreli bir sevgili bulamadım mı? Arkadaşlar Koreli sevgide ne var? Koreli erkekler de ne var? Koreli sevgilisi olunca bir insanın ne oluyor? Ben bunu anlamıyorum. GD'yi görmedim. YG'den kimseyi görmedim. Koreli bir sevgili de bulmadım. Bulmaya da çalışmadım. Kays Şiksu sormuş ki Kore gittiğinde seni en çok derinden etkileyen olay nedir? Sarangonli. Kore gittiğinde beni en çok derinden etkileyen olay nedir? Bu ileride çektiğimiz Kore anılarımız videosunda anlattığım benim dayak yiyişim den sonraki benden milyonlarca kez özür dileyen çocuklar ve yine paylaştığım Seul sokaklarının en iyi Seul'deki en iyi müzik mi? Ne diye paylaştım ben onu? Neyse Angkor diye bir sanatçının sokak performansı bayağı uzun bir video bütün performansı çekip koydum. Angkor'da ilk dinlediğim zamandı. Bir de beni çok 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 etkileyen şey. Onu da anlattım videonun altındaki açıklama kısmında. En çok etkileyen derinden olay. Yani bu çok spesifik bir şey gelmiyor aklıma. Ama son bir ayımda edindiğim arkadaşlıklar ve orada yaşadığım, o arkadaşlarımla yaşadığım şeyler son günümde hüngür şakır ağlamama sebep oldu. Deli gibi ağladım. Ve o onlardı herhalde en çok etkileyen. Sen abla sen diğer YouTuberlar gibi bir fan buluşması yapar mısın? Yani düşünüyor musun? Sanırım 3 ya da 4 kere yaptık zaten. Çok isterim yapmayı ama yine birkaç video öncesinde söylediğim gibi çok fazla dışarı çıkmıyorum ben son dönemlerde çünkü gerçekten korkuyorum dışarı çıkmaya. İster haklı bulun beni, ister haksız bulun, ister psikolojimin bozuk olduğunu düşünün, umurumda değil ama sokağa çıkmaya korkuyorum son zamanlardaki terör olaylarından dolayı. Otomatikman yakın bir gelecekte yapabileceğimi düşünmüyorum. İleride kendimi daha güvende hissettiğim bir zaman olursa seve seve. Asıl mesleğin nedir demiş Belivan. Ayıp ediyorsun Belivan. Oyuncuyum ben. İleride neler yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Fatma sormuş. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yapmak istediğim şeyler tabii ki var. Ama çok ileride olarak düşünürsek bunu, yani hayatımın geneli olarak düşünürsek benim hayatımda şu anki düşüncem bu. İstediğim şeyler çok belli. İstediğim işi yapabilmek ve çok yani istediğim işi yaparak para kazanmak. Ya da istediğim işi yaparak para kazanmama da gerek yok. Başka bir iş yaparak da para kazanabilirim ama istediğim şeyi yapmak istiyorum. İstediğim işi yapmak ve
lükslerim dahil. Lükslerimden kastım yani karın doyurmak, barınmak, kılı kıyafet almak dışında yani ne bileyim iki tane tişörtle yaşayabilecekken üçüncüsünü alabilecek lüksün olması. Tabii ki bu şey değil. Louis Vuitton'dan çanta alayım falan değil yani. Ha alabilecek param olursa alırım tabii ki. Yani şey değilimdir. Hayır ben çantaya 500 lira vermem. Vermek istiyorsan veririm yani. Sonuçta ben kazanmışım. Ben harcarım. Kime ne? Ama çok fazla para kazanmak gibi hayali olan bir insan değilim. Yaptığım işler bana para getirirse dediğim gibi tabii ki çok mutlu olurum yani. Ama başımı sokabileceğim bir küçücük bir evim olsun. Zaten küçük ev severim ben. Büyük bir evde yaşıyor olmamıza rağmen. Küçük ev taraftarıyımdır ben. Küçük minicik bir evim olsun. Benim olsun. Ufacık lükslerim vardır benim hayatımda. Çok fazla masrafa sebep olmayacak. O lükslerimi karşılayabilecek kadar para kazanayım. Bu. Başka hiçbir şey istemiyorum şu hayattan. Bir de tabii ki sağlıklı olayım ama çok fazla sağlığına önem gösteren bir insan olduğunu düşünemem. Çok fazla önem göstermek isteyen biriyim ama. Belki o olgunluğa daha erişemedim. İleriki zamanlar hayat ne gösterir bilemeyeceğim. Ama yani gerçekten hayattan temenniyim. Minik lükslerimi de karşılayabileceğim kadar para kazanmak. Ve istediğim işi yapmak bu kadar. Yani ileride de otomatikman bunları yapmayı düşünüyorum. Kore'yi seven bir Türk'le mi, Türkiye'yi seven bir Koreli'yle mi evlenmek isterdin? Neden? Benim için bir kriter olamaz bu. Ama yine de cevap vermeye çalışayım. Kore'yi seven bir Türk'le mi? Türkiye'yi seven bir Koreli'yle mi öğrenmek isterdim? Yok cevap veremeyeceğim buna. Çünkü Kore'yi seven Türk'ün neden Kore'yi sevdiği, Türkiye'yi seven Koreli'nin neden Türkiye'yi sevdiği önemli benim için. Yani hangi kriterlerine göre seviyor, hangi bakış açısıyla bakıp seviyor? Yani mesela Kore'yi seven bir Türk derken Koreli unnileri, oppaları seviyorsa lütfen benden uzak dursun mesela attım. Mesela Türkiye'yi seven bir Koreli de atıyorum sırf manzarası güzel diye mesela atıyorum İstanbul'u seviyorsa o da uzak dursun benden. Çünkü ikisi de iki tarafta gayet bomboş, beyinsizce düşünceler olduğu için seviyorlar demektir. Otomatikman neden sevdikleri önemli. Doğal olarak bu soruya üzülerek cevap veremeyeceğim. İdris olmuş ki senden duymayı en çok arzu ettiğim konu şu arada senin sürekli olarak çalıştığın burs. Önümde 2 senem var. Nasıl değerlendirmeli? Neler yapmalı? Küçük de olsa tavsiyelerde bulunabilir misin? Üniversitemde Kore ile ilgili hiçbir aktivite yok. Ve yararlanabilecek ortam da çok zor. Bir de eğer burs olmazsa Yonsei gibi bir üniversite ne kadar tutar? Herhangi bir yuvarlak bir rakam söyleyebilir misin? Teşekkür ederim. Öncelikle evet dikkatli takip eden bir arkadaş değil belli ki ama burs için çalışmıyorum ben. Bursa çalışmanız gerekmiyor. Burs zaten bugüne kadar yaptığınız şeylerin gerekli olduğu bir başvuru. Bu arada şeyden bahsediyoruz. Kore hükümetinin verdiği öğrenim bursundan bahsediyoruz. KGSP olarak geçiyor. Korean Government Scholarship Program diye. Ben Topi'ye çalışıyorum. Topi'ye çalışmamın sebebi bir, Kore'de okumak istiyor olmam ve okumak istediğim bölümün Korece olması. İkincisi, evet burs alırken bana avantaj olabilecek bir şey Topi sertifikasının olması. Ama burstan bahsetmem gerekirse, şimdi bu burs arkadaşlar NIET diye bir kuruma bağlı. Bu bursa, KGSB bursuna iki şekilde başvurabiliyorsunuz. Bir, bulunduğunuz ülkenin NIET tarafından belirlenmiş ve onaylanmış merkezinden ki bizde bu Kore Konsolosluğu'na bağlı Ankara'daki Kore Kültür Merkezi ya da direkt başvurmak istediğiniz üniversite okumak istediğiniz üniversite üzerinden başvurabiliyorsunuz. Bu iki burs iki başvuru sisteminin arasındaki farklar şunlar. Eğer ülkenizden başvuruyorsanız eğer, yani bize göre konuşursak Kore Kültür Merkezi'nden başvuruyorsanız eğer 3 tane okul yazma hakkınız var.
İstediğiniz okul üzerinden başvurabilirsiniz. Sadece o okula başvurabiliyorsunuz. Ve ikisine aynı anda başvuramıyorsunuz. Ve bir sürü okula da aynı anda başvuramıyorsunuz. Sadece tek bir okula, tek bir bölümlük şansınız var. Ve bir tanesinde yüz yüze mülakat var, diğerinde yok. Ama isteyebiliriz diye kapıyı açık bırakıyorlar. Onu da isterlerse eğer Skype üzerinden yapıyorlar zaten. Ama ben giderim derseniz, yani ben mülakatınıza Kore'ye gelmek istiyorum derseniz hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Şimdi ben Bursa başvurdum. Henüz sonuçları açıklanmadı. Şeydekinin açıklandı. Kore Kültür Merkezi üzerinden başvuranların sonuçları açıklandı. Ben okul üzerinden başvurdum. Neden? Ben de Kore Kültür Merkezi üzerinden başvurmayı düşünüyordum. Ama başvuru belgelerimi hazırlarken kafamda birkaç tane soru işareti oluştu. Bunlar hakkında bilgi almaya çalıştım. Diğer başvuran ve başvurmakta olan arkadaşlarıma sordum falan derken benim kafam iyice karıştı. Nedenine gelince birincisi Kore Kültür Merkezi web sitesinden NİED'in KGSB adı altında programı anlatan, okulların olduğu, başvuru sürecinin anlatıldığı ve başvuru formlarının olduğu bir PDF belge yayınladı. Üstünde de açıklamasını yaptı. Birinci benim kafamı karıştıran şey, Kore Kültür Merkezi'nin istediği şeylerle KGSB'nin orijinal belgelerinin istenilen şeylerin arasındaki farklar olması. Yani belgeler aynı. Aynı belgeler isteniyor ama mesela bir tanesinde 3 tane diyor, bir tanesinde bir tane diyor. İşte böyle ufak farklılıklar var. Bir, bunlar kafamı karıştırdı. İkincisi, ben bunlar hakkında arkadaşlarıma sordum. Başvurmakta olan. Onların da kafasını karıştırdığını öğrendim. Sonra tabii ki ne yapacağız? Kore Kültür Merkezi ile iletişime geçtik. Önce telefon yoluyla iletişime geçtik. Telefondan sağlıklı bir iletişim sağlayamadık. Çünkü aynı soruları sormamıza rağmen bunu anlaşarak yapmadık. Sadece aynı sorularda kafamızın karıştırdığı için aklın yolu bir sonuçta. Arkadaşıma başka cevap, bana başka cevap verilmeye başlanınca ve web sitesinde yazanlardan farklı şeyler istenilince bizden yani şahsen benim güvenim azalmaya başladı. Daha sonra dedim ki yani mesela bir örnek vereyim size. Web sitesinde şöyle yazıyor. Kore Kültür Merkezi'nin yazıyordu. Yani hala da yazıyordu büyük ihtimalle. İşte bütün belgelerinizin İngilizce ya da Korece olması gerekmektedir. İngilizce ve bütün belgelerin orijinal olması gerekmektedir. Orijinal belgelerinizi vermek istemiyorsanız İngilizce'ye çevrilmiş yeminli tercümanlı ve noter tasdikli olmalıdır diyor. Ama siz mailleştiğinizde veya telefon açtığınızda size ilk aşamada, yani mülakata gitmeden önceki belgelerin incelendiği aşamada noter tasdiği olmasının şart olmadığını söylüyorlar. Şimdi ben başvurmuş olsam, notere o kadar para vermiş olsam ki verdim. Çünkü ben de oradan başvurmayı planlıyordum çünkü. Daha sonra son dakikada fikrimi değiştirip okul üzerinden başvurmaya karar verdim. Buna da arkadaşlarım şahittir. Yani ben sinirlendim. Ben buna bu kadar para verdim. Yani yeminli tercümanı ve notere bir küsür milyar para verdim arkadaşlar. 6 ya da 7 tane belgeyi hem çevirmesi hem de noterlenmesi için. Ya ve bunu duydum sonra ve şey oldum, yani ben o zaman neden bu parayı verdim? Yani ben Bursa başvuruyorum. Yani demek ki ben bu kadar elini açabilecek, böyle para saçabilecek bir insan değilim demek ki. Neden ben bu parayı harcadım madem ilk aşamada ihtiyacımız yok? Ben bunu sordum. Ve aldığım cevap şu oldu. Yani dedim ki, yani insanlar bunu yanlış anlayabilir ve sorun çıkartabilirler. Hani sizin adınıza, ister yani bunu neden yayınlamadınız web sitenizde, neden böyle yazmadınız? İşte biz bizimle direkt iletişime geçen arkadaşlara kolaylık olsun diye öğrencisiniz, fazla para harcamayın diye yapıyoruz. Nedir bu çifte standart? Yani ben para harcamayayım sizinle birebir iletişime geçtiğim için. Ama yazılan her şeyi, yani yapılmasını istediğiniz şeyleri birebir yapan ve kafasında soru işareti oluşmayan
başvuracak olan arkadaşlar sizinle birebir iletişime geçmek zorunda olmadığı için notere o kadar parayı versin, öyle mi? Bence bu çifte standart. Yani bu tarz olaylar oldu. Mailleşmeye başladık. Ben mailleşmeyi tercih ettim çünkü bugün yarın olur da hayır ben öyle bir şey demedim. Siz başvurunuzu yanlış yaptınız derlerse elimde bir kanıt olsun istedim. Yazılı bir kanıt olsun istedim. Çünkü telefonla arıyorduk. Neyse. Ama ben gün geçtikçe yine aynı sorulara farklı cevaplar aldığımızı fark ettikçe vesaire vesaire ben de şöyle bir algı oluştu. Bu insanlar benim belgelerimi inceleyecekler ve bu insanlar benim burs alıp alamayacağıma karar verecek insanlar. Yani ilk aşamada en azından onlar karar verecekler. İkinci aşamada da onlar karar verecekler ya da onların belirlediği insanlar karar verecekler. Üçüncü aşamada niye de gidecek ve niye de olaylayacak bunu. Ve dedim ki yani bu insanlar daha çok basit başvuru aşamasıyla ilgili sorulara cevap veremiyorlar. Beni hangi vasıfla ve hangi titre beni değerlendirecekler? Ben bu soruyu kendi kendime sormaya başlayınca dedim ki yani Senem ve ben Koreasyonetim Merkezi üzerinden başvurmayı şu yüzden istiyordum. Çünkü okul arasında karar veremedim. Ve sonuçta 3 tane okul demek şansınızın daha çok artması demek. Biri kabul etmez, öbürü kabul eder demek. Ama dedim ki yani Senem bu tarafta kazanamazsın eğer bursu. Her zaman kafanda bu soru işareti olacak. Torpil mi vardı? Doğru mu değerlendiremediler? Belgelerim mi kayıp oldu? Çünkü hiçbir zaman sağlıklı iletişim sağlayamadık. Ve hala şu an arkadaşlarım burs kazanamamış veya mülakat aşamasına geçmiş ya da ondan sonra kazanamamış arkadaşlarım şu an hala iletişimsizlik yaşıyorlar. Yani ben yani kafayı yerdim büyük bir ihtimalle. Gerçekten çünkü böyle şeylere gerçekten kafayı takan ve hastalanacak derecede sinir krizleri falan geçiren bir insanım ben. Yani bir şey çünkü nasıl olması gerekiyorsa öyle olmalıdır. Yani ne yazıyorsa onu yapın arkadaşım. Yani ya da bir şey eksikse de bana bunun doğru düzgün cevabını ver. Bana verdiğin cevabı başkasına da ver. Ya da başkasına verdiğin cevabı bana da ver. Aynı cevabı ver. Aynı soruyu soruyorum ben sana değil mi? Yok. Dedim ki yani Senem olur da sen bursa alamazsan her zaman kafanda bir soru işareti kalacak. Doğru değerlendirilip değerlendirilmediğine dair. O yüzden ben direkt okul üzerinden başvurmaya karar verdim. Çünkü adamlara attığım her maile saat farkından dolayı sabah kalktığımda mail görmüş olduğum oldu. Ama en az 24 saat içinde cevap geldi. Ve her zaman sorduğum soruların tamamına muntazam şekilde cevap verilmiş bir şekilde geldi. Onlara sorduğum soruların aynılarını onlara da sordum. Yani bazılarını sormam gerekmiyordu o taraftan. Ama bu tarafta da sormam gereken sorular vardı orayla sordum. Ve yine farklı cevaplar aldım. Ama bu tarafa güvendim. Çünkü bu tarafta hem niyetin kendisine mail attım. Hem de okulun kendisine mail attım. Hem okuldan hem niyetten aynı cevabı alınca güvendim. Ama bu tarafta bize söylenen şeydi ki ben merkezle görüştüm onlar böyle dedi. Ama yani ben nereden bileyim senin görüşmedin yani bana o kadar güven vermedin ki yani. Otomatikman ben okul üzerinden başvurdum. Dediğim gibi hala açıklanmadı. Yani böyle şeylere dikkat edin. Ben bir önyargı oluşturmak istemem kesinlikle. Belki bundan sonraki başvuru sürecinde bu insanlar çalışmayacaklar. Şu anda kimlerin çalıştığını da bilmiyorum zaten. Ankara'yla benim hiç bir bağlantım yok. Yani Ankara Koreasyonetim Merkezi'ne gitmiş dediğim de yok. Başında kimler var onu da bilmiyorum. Tanımıyorum şahsen kimseyi. Önyargıda bulundurmak istemem. Belki bundan sonraki burs aşamasında aynı insanlar çalışmayacaktır. O yüzden benim dediklerimi baz alarak düşünmeyin. Kendiniz tecrübe edin eğer başvurmak istiyorsanız. Ama size tavsiyem her zaman niyetli iletişimde olmanız. Tabii ki başvuracağınız tarafla da iletişimde olmanız gerekiyor ama bence işi garantiye almak ve merkezden onay almak her zaman en iyisi. Ben şuradan şöyle duydum bu doğru mudur diye kafanızda bir soru işareti olduğunda onay almanız sizin için her zaman avantaj olacaktır. Diler demiş ki 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Provada görüyorum. Umarım provada olurum. Bir tiyatro oyununun veya bir filmin, bir dizinin, bir şeyin, bir reklamın, herhangi bir oyunculuk yapabileceğim bir şeyin provasında görüyorum kendimi 10 yıl sonra. Kore'de bir iş yaparsan ne yapmak istersin? Oyuncu, sanatçı vesaire hariç. Oyunculuktan
Şimdi sevdiğiniz işten para kazanıyor olmanız tabii ki çok muhteşem bir şey olsa gerek. Ben hiç oyunculuktan para kazanmadım daha. Ama ben sevdiğim işi yapıyorsam tabii ki ben de geçinmek zorundayım. Benim de para ihtiyacım var. O yüzden yaptığım işin bir önemi yok. Yani ben sevdiğim işi yapıyorsam ve ondan para kazanmıyorsam ve başka bir işten para kazanıyorsam açıkçası öbür işin ne olduğu pek önemli değil benim için. Otomatikman ne yapmak isterdim? Özellikle yapmak isterdim diyeceğim bir iş yok. Çünkü ben oyunculuk yapmak istiyorum. Herhangi bir iş yapabiliyorum, o yüzden benim için bir şey değişmiyor. Bir, örümceklerle dolu bir odada kalmak mı ya da böcek yemek mi? Böcek yemek. Yani bir kere yerim geçer. Yani örümceklerle aynı odada kalmak istemem. Bir kitap yarışmasına girdiğini düşün ve birkaç tane kitap okuman lazım ve onların toplam sayfa sayısının 1000 sayfa olması lazım. Sana iki seçenek veriyorlar. A. Ya çok sıkıcı ama 600-700 sayfalık bir kitap okuyacaksın. Ya da 5-6 sayfalık hiç sıkılmayacağın hikayeler okuyacaksın. Sen olsan onlardan hangisini seçerdin? Sayfa sayısını tamamlamaya çalışırdın. B. Kesinlikle. Bir de neye göre sıkıcı? Yani gerçi bana göre sıkıcı olacak. O yüzden saçma bir soru sordum şu an. B. 5-6 sayfalık ama hiç sıkılmayacağım. 10 bin sayfayı tamamlayacağım. Bir sürü kitap okumayı tercih ederdim. 3. Sana ya telefonun çok çabuk şarjı bitecek ya da sürekli Wi-Fi bağlantın kesilecek mesela, hangisini seçerdin? Telefonun şarjının çabuk bitmesini seçerdim. Çünkü fişe takarsın gelir yani. Sürekli Wi-Fi'nin kesilmesi acı verici bir şey. en büyük merakım ne? En büyük merakım ne? En büyük merakım... Ay. Yani son birkaç yıldır en büyük merakım sosyoloji. Yani ama kafayı yiyorum yani. Gerçekten kafayı yiyorum. Keşke ilgilenmesem. Bu dünyaya yeniden gelecek olsan kim olarak gelmek isterdin ve hangi dönemde yaşamak isterdin? Yine kendim olarak gelmek isterdim cevabı. Hayır. Sağ ol ya. Yeniden gelecek olsam kim olarak gelmek isterdim? Biri olarak gelmek istemezdim yani. Spesifik şu insan olarak gelmek isterdim diyebileceğim biri yok. Gerçekten yok. Hangi dönemi cevaplayabilirim ama? 60'lar, 70'ler, 80'ler Amerika'sı isterdim. Böyle çiçek çocuklar, hippie, Elvis işte falan, o da Marilyn Monroe falan, o dönemde isterdim. İşte Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers. O dönemleri isterdim yani. En büyük korkum ne? En büyük korkum ne? İstediğim şeyleri yapamadan ölmek. Takip ettiğin ya da beğendiğin Türk YouTuberlar var mı? Takip ettiğim iki tane Türk YouTuber var. Biri Beril. Ay, soyadı neydi? Gamer Beril var ya. O. Bir de Orkun. Orkun Işıtmak. Orkun da zaten YouTube Akademi'de biz aynı grupta çalıştık. Hem kendisini severim yani, çok yani telefon numarası bile yok yani Orkun'un, öyle diyeyim, fazla yani tanışıyoruz sadece, bir de birkaç gün beraber çalıştık, o kadar. Ama şey, çok tatlı bir çocuk, çok şeker bir çocuk, gerçekten videolarda olduğu gibi bir çocuk, kız arkadaşı da gerçekten çok şeker. Otomatikman böyle zaten gerçek hayatta da çok şeker olduğunu bildiğim, çok tatlı olduğunu bildiğim benim videolarını izlemek ayrıca zevk veriyor bana. O yüzden Orkun'u da takip ediyorum. Sanırım soruların çoğunluğuna cevap verdim. Hatta çok çok da uzun bir video oldu. Yeter artık bence. Ne diyorsunuz? Bence yeter. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz sonra yine. Annyeong. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong. Nhau, hai ca, tốt mình nè. Chào đi con. Ừ. Ủa sao đang nghe? Sao đang nghe ổn nè. Ồ, đồ. You have to practice your cool. Mà ta. Ừ. Ờ.
Gel. Annem. Annem. Ne simitte ne var tam? Oh my god. Ucuma ucuma. Ucuma. Oh my god. Ucuma. Yeah. Yeah. It hurts.